Merhaba değerli müslüman arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere bugün itibariyle yani 10 Temmuz 2019 itibariyle Core PA4X için yayınlanan versiyon 3.1'i nasıl yükleyeceğimizi anlatmaya çalışacağım ve bu güncelleme ile ne gibi değişiklikler yapıldığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Videomuzun sonunda kanalımıza abone kalınız, yeni videolardan haberdar olunuz. Gerekli işletim sistemi dosyalarını cihazın bilgisayarınıza indirip USB'ye atıp USB'yi cihazınıza taktıktan sonra cihazınızda intro 1 tuşuna basılı tutar iken açma kapama tuşuna da basıyorsunuz ve şurada görünen sistem update yazısının çıktığından emin oluyorsunuz. Şimdi cihazımız bizden kalibrasyon ayarlarını yapmamızı isteyecek. Hemen buradan hızlı bir şekilde yapıp yüklemeyi yapalım. Eğer cihazınız UPD destekliyorsa sizden doğrudan UPD uzantılı dosya isteyecek. PKG destekliyorsa PKG isteyecek. Yeni indireceğiniz versiyon 3.1 işletim sisteminin içinde her ikisi de mevcut. Her ikisi de mevcut. İndirip USB'ye atmanız yeterli. Buradan USB'yi seçerek işletim sistemi dosyasını buluyorum. Open dediğimde bunun içinde PKG'de olmasına rağmen cihaz UPD'yi desteklediği için otomatik UPD'yi görüyor ve select diyoruz. Bir doğrulama işleminden sonra cihazımız da update tuşuna dokunarak işletim sisteminin yüklenmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle ön yüklemeyi yapıyor. Cihaz otomatik olarak kapanacak ve tekrar açılıp yükleme işlemi gerçekleşecek. Bu güncelleme ile birlikte bir takım değişikliklerin olduğunu okudum. Güzel şeyler olduğunu görüyorum ama ilk gözüme çarpan, eğer yanılmıyorsam, ekran temasının yine değişmediği şeklinde anladım. Yani Next güncellemesiyle birlikte gelen tema ben dahil birçok kullanıcıyı pek memnun etmedi. Sanki bir süre sonra harfler görünmez veya gözü yoran bir hal alıyor. Umarız sonraki güncellemelerde bu da düzelir. Şu anda güncelleme işlemi bitti. Cihazınızı kapatın diyor. Cihazı kapatalım. 34 saniye sürüyor bu yükleme işlemi ve tekrar açalım. Muhtemelen cihaz açılırken Next sistemiyle birlikte gelen ön yükleme ayarlarını yeniden yapılandıracak. Bir önceki güncellemelerde bu oldu. Versiyon 3.1 Temmuz 8'de hazırlanmış ama bize bugün itibariyle sunuldu. Temmuz 8 2019 görüyorsunuz. Söylediğimiz gibi Next sistemini yeniden yapılandırıyor. Versiyon 3.1.0. Güncelleme notlarına şöyle internetten baktım. Kısaca uygulamalı da göstereceğim ama kısa bilgiler vereyim. Önemli özelliklerden birisi şu olmuş. Gereksiz sound bölümünde record sayfasında gereksiz sesleri silerken o anki sesi veya kullanılmayan sample ve drum kitleri silerken bazı hatalar oluyordu. O düzeltilmiş ve yeni bir özellik eklenmiş. Sesi sil ama PCM datasına dokunma gibi. İlk gözüme çarpan o. Ayrıca diyor ki ses seçme sayfası hızlandırıldı diyor. Yani muhtemelen o binlerce sesin olduğu sayfayı açtığımızda karşımıza kocaman bir liste çıkıyordu ve onu aşağı doğru kaydırırken tekerlekle veya işte ekranla elimizde herhalde yavaş ilerliyordu ki veya donmalar oluyordu, ben biliyorum. Muhtemelen o düzeltilmiş olarak anladım. Transpoz ayarlarındaki değişikliklerden bahsetmiş. Şu
Ekranın hemen sağındaki Lyrics, Marker ve Score sayfasına transpoz ayarları eklendi, orada görünecek demiş. Yine Chord Sequencer, yani akor kaydetmede bu cihazınızdaki vokallerin oraya eklenmesi sağlanmış, harmoni seslerinin eklenmesi sağlanmış gibi. Şu anda cihazımız açıldı. Genelde yeni bir işletim sistemi yüklediğinizde tekrar format atmak gerekir ama bir şey dikkatimi çekti. Şuradaki daha önce yüklediğim seti silmemiştim. Bu set duruyor mu? Bir bakalım. Şöyle sound sayfasından. Evet, bir önceki yüklediğim setim duruyor. Dolayısıyla cihazı resetlemeye gerek yok işletim sistemini yüklerken. Şimdi öncelikle şu sound sayfasına bir girelim. Oradan record'a gelelim. Bize burada sampling sayfasında yeni ses seçme sayfası diyor. Şuraya dokunduğumuzda evet burada güzel bir listeleme yapıldığı gözümüze çarpıyor. Şu anda sınırlı sayıda ses olduğu için cihazımda burada güzel bir değişiklik yapılmış, güzel listelenmiş. Daha görünür olduğunu görüyorum. Yani burada kompres olup olmadığını, ön yüklemeler olup olmadığını, yani sese ilişkin diğer bilgileri şuralarda göreceğiz. Gözüme iyi göründü. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yine bir diğer özellik, multisample sayfasının görünümü değişti diyor. Hemen bakalım menü, multisample. Buradan bir multisample seçtiğimizde, bu da bir önceki gösterdiğim gibi yine daha ayrıntılı görünebilecek bir hale gelmiş. Bu da güzel olmuş. Yeni silme seçeneği diyor. Not assigned to any sound artı sample drum option. Bakalım. Evet, şimdi şurada delete bastığımızda sample sayfasında seçili sesi sil. Cihazda yüklü olduğu halde hiçbir yerde kullanılmayan sound veya drum kit'i sil. Bütün sesleri sil, sadece ses. All samples, multi samples. Bütün sesleri, multi sample'ları ve drum sample'ları sil demiş. Daha öncekinde herhalde all multi samples yoktu. Dolayısıyla bunu silerken kitler de gidiyordu. Bu güzel olmuş. Yani cihazınızda multi sample'ları sildiğinizde kitler bozulmuyor olarak anladım ben bunu. Umarım yanılmıyorumdur. Veya şurada kullanılmayan sesleri sil demiş. Dosya işlemlerinde removing ghost sample demiş arkadaşlar. Bunu şöyle anladım. PA Manager kullanan bazı arkadaşlarımız bilir. Orada kırmızı sample sayfasında kırmızı işaretler olurdu. Şöyle ki işte unreferenced, yani herhangi bir yerde referans olmayan veya bozuk sesler kırmızıyla gösterilirdi. Öyle olmasına rağmen cihaza yükleniyordu o sesler ama çalışmıyordu. Çalışmıyordu fakat şuradaki şuradaki 1, 2, 3, 4 gördüğünüz 11, 12'de yer işgal ediyordu. Bu da sınırlı sayıda sample bölümünün azalması demek oluyordu. Bu şekilde hayalet sesleri, yani kullanılmayan veya işe yaramayan veya hiçbir yerde işaretlenmemiş sesleri kaldırma özelliği gelmiş. Bunu otomatik mi yapıyor, yine kullanıcı mı yapıyor bilmiyorum ama bu güzel bir şey. Çünkü yüklediğiniz bir sette düşünün ki 100 tane bu şekilde kullanılmayan küçük sesler olduğunu düşünün. Burada 100 sample listesini işgal edecek demekti bu. Bu güzel. Çünkü Next sistemine geçmiş olmamıza rağmen hala 15.000 veya 16.000'li sample sınırlarındayız. Bazen yeni sesler yüklemek için birçok sample'ı silmek zorunda kalıyoruz.
Şimdi transpoz ayarları diyor. Skor sayfasında görüntülendi. Bunu şöyle görelim. Cihazımızda bir MIDI açalım. Şimdi burada skor tuşuna bastığımda şurada transpoz görünüyor diyor. Daha önce görünüyor muydu bilmiyorum. Pek kullandığım sayfa değil. Şöyle bir çalıştıracak olursak bunu. Evet. Bunda bir değişiklik olmuş. Kullananlar daha iyi bilir. Lyric sayfasına da bu eklenmiş. Songbook sayfasında aktif girişler şimdi diyor. Dikey kırmızı çizgiyle görülmekte diyor. Songbook'a bakalım. Songbook. Herhalde şunlar, şuradaki kırmızı çizgileri bize söylüyor. Herhalde bunu kullananlar daha önce bu yoktuysa hangi şey seçili, song seçili, onda karışıklık yaşıyor olmuş olabilirler. Bu da dile getirilmiştir. Bu düzeltilmiş. Multiple selection of songbook entries. Çoklu seçme sağlanmış. Songbook sayfasına shift'e bastığınız zaman çoklu seçme gelmiş. Sound sets bölümünde keyboard setler songbook sayfalarına kopyalanabilir diyor. Bakalım. Örneğin bu ritimdeki keyboard seti copy keyboard dediğimizde karşımıza ritime mi, songbook'a mı diye seçenek çıkmış. Songbook dediğimizde buradan hangi şarkının neresine eklemek istiyorsak bu gelmiş. Bazı USB veya sesler setleri yüklediğinizde veya işte piyasada kırık dolaşan setlerden falan cihazınıza yüklediğinizde bazı uyarılar alıyordunuz. Some copy protected resource gibi. Tabii onu anlamak, orada ne yazdığını anlamak zor oluyor diye düşünülmüş. Yine İngilizce olacaktır ama diyor ki bu tip korunmuş içeriklerle ilgili bilgi sayfası daha da detaylandırıldı diyor. Denemek lazım. Açıkçası çok fazla bilgim yok. Bir diğer özellik kullanıcı arayüzü orantılı ilerleme çubuğu demiş. Yine kullanacak arkadaşlar bunu görecektir. Şuraları kastediyor olabilir. Orantılı ilerleme çubuğu orantılı muhtemelen şudur. Çünkü bir öncekinde böyle bir şey hatırlayamıyorum veya ben gözden kaçırmış olabilirim. Bunlar dışında fazla bir zaten değişiklik yok, yazılmamış da. Baktığımızda global sayfaları veya ritim sayfalar yine aynı boyutlarda, aynı sayfa sayıları. Sound bölümleri aynı, menü bölümleri aynı, mixer bölümleri aynı. Fazlaca bir değişiklik yok. Şuradan bir ses seçip bir silme ayarlarına bir bakalım. Delete dediğimizde. Şimdi kullanılmayan ses ve drum kitleri sil diyelim. Bakalım ne oluyor. Evet, demek ki buradaki liste 12-13 filandı. Bazılarını kullanmıyormuşuz bu sete göre. Bu bir deneme setiydi. PCM datasını silmeden sil diyor. Bakalım bu neymiş? Diyor ki bu özellik bütün sesleri silecek ama diyor PCM datasına dokunmayacak. Bakalım. Ben de çok merak ettim. Sildi ama dokunmadı. Ne anladık? Şuradan bir bakalım. Yine şuraya gelelim. Delete bastığımızda bütün sesleri
Sil onu zaten biliyoruz. Şuradaki multi-sample sayfasına bir delete diyelim. Kullanılmayanları sil diyelim. Bakalım dokunmadı. All multi-samples. Bütün multi-sample'ları sil diyor. Bunu denemem için önce bir kit yüklemem lazım. Hızlıca bir kit yükleyeyim. Kit yükleme, ses yükleme sayfası oldukça hızlanmış arkadaşlar. Bu dikkatimi çekti. Çok hızlandığını gördüm. Daha hızlı sesleri yüklüyor. Şu an kocaman bir kiti yükledi. Ve bunu oldukça hızlı yaptı. Şaşırdım açıkçası. Kit geldi. Şimdi az önceki record sayfasından multi-sample'a girip delete deyip all multi-samples dediğimde bakalım bizim kit'e dokunuyor mu? Şu anda multi-sample'ları sildi. Şuradan exit diyerek kit'e dokunmadı ama şurada yine bir multi-sample'ın kaldığını görüyorum ben. Madem all multi-sample sil dediysek bu neden yüklendi? Şuradaki multi-sample neden duruyor? Onu anlamış değilim. Bir yerde belki biz yanlışlık yapmış olabiliriz. Bu ekranda delete deyip şunu seçelim. Kullanılmayanları sil dediğimizde şimdi oldu. Kit duruyor. Multi-sample'ları sildi. Evet. Yani bir takım güzel değişiklikler görünüyor. Bunu daha da kullandıkça detayları anlayacağız. Umarım bu işletim sistemi cihazı kullananlar için iyi olur. Daha kullanışlı hale getirir çalışmalarınızı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.